Merhabalar, ben Ödemiş Devlet Hastanesi ebelerinden Sevgül Bakıcı. Hastanemizin gebe bilgilendirme sınıfını yürütmekteyim. Sizlere yardımcı olabilmek adına bu videoları çektik. Bu videolarda doğum korkusundan, doğum korkusunun nereden kaynaklandığından ve doğumu nasıl etkilediğinden, doğumun ilerleyiş sürecinin nasıl yaşanması gerektiğinden ve bu süreci yaşarken neler yapmamız gerektiğinden, gebelikteki acil durumlardan, hangi durumların acil durumlar olup hangi durumların gebelikte karşılaşılabilecek normal durumlar olduğundan, doğumdan sonraki dönem için lohusalık döneminde neler yapmamız gerektiğinden, bebek bakımı, anne sütü, emzirme gibi konularda bilgilendirmeler yapmak adına bu videoları çekiyoruz. Bugünümüzün konusu doğum korkusu ve doğum korkusunun nereden kaynaklandığı ve doğumu nasıl etkilediğini konuşacağız. Kadınların büyük bir çoğunluğu doğum sırasında ağrı yaşamaktan, acı çekmekten korkuyorlar. Çünkü toplum içerisinde yaygınlaşmış çok fazla doğuma ilişkin şehir efsanesi dolaşıyor ve kadınlar birbirlerinin doğumlarından etkileniyorlar. Her kadının doğuma ilişkin anıları var. Nasıl erkeklerin askerlik anıları varsa kadınların da doğum anıları ve bu anılar birbirini kötü, olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Yüzlerce kadın rahat bir şekilde doğumunu gerçekleştiriyor, güzel doğum deneyimleri yaşıyorlar. Fakat bunlardan bahsedilmiyor, daha çok yaşanmış olan olumsuz olaylardan bahsediliyor. Bir olumsuz olay yaşandığında toplum içerisinde bunu duymayan hiç kimse kalmıyor. Aslında doğum korkusunun bir tarihçesi var, fakat o tarihçeye çok fazla girmek istemiyorum ama bizi en çok doğum konusunda etkileyen etrafımızdan, çevremizden gördüklerimiz, duyduklarımız, bir sinema filminde izlemiş olduklarımız, bir dizinin fragmanında görmüş olduklarımız veya biz küçük bir kız çocuğuyken yanımızda annemizin başka bir arkadaşıyla doğumu hakkında yaşamış olduklarından bahsetmiş oldukları. Bugün günümüzde doğum konusunda ön yargısı olmayan, doğum için fikri olmayan artık hiç kimse yok. Ve maalesef ki herkesin doğuma ilişkin, doğumun zor olacağı konusunda oluşmuş, yerleşmiş, kalıplaşmış inançları var. Ve bu inançları kırmak da oldukça zor. Burada aslında doğumun nasıl işlemesi gerektiğinden, ne yaparsak doğumu daha rahat geçirebilecek olduğumuzdan, ne yaparsak da doğumun zorlaşacak olduğundan bahsettik. Doğumu en çok zorlaştıran şeyin doğum korkusu olduğundan zaten bahsetmiştik. Peki bu doğum korkusu doğumu nasıl etkiliyor? Oranın üzerine birazcık değinmek istiyorum. Şu an günümüzde doğumda ağrının kaçınılmaz olduğuna inanılmakta. Peki neden ağrı hissederiz? Vücudumuzda her şey yolunda giderken ağrı duymuyoruz. Ve yol ne zaman yolunda gitmeyen bir durum varsa bedenimizde o zaman ağrı hissetmeye başlıyoruz. Fakat doğum dünyanın en fizyolojik olayı değil mi? İlk insandan beri insanlar neslin devamını doğurarak gerçekleştiriyorlar. Sadece bu insanlar için de geçerli değil. Dünyadaki bütün memeliler türlerinin devamını doğurarak sağlıyorlar. Bu kadar doğal, bu kadar fizyolojik olan bir olay neden ağrılı olsun? Aslında doğumda ağrıyı etkileyen birkaç mekanizma var ve teker teker bu mekanizmalara değineceğiz. Bir kadın rahmi aslında doğumu gerçekleştirmek için mükemmel tasarlanmış bir tasarım harikasıdır. Bir kadın rahmi aşağı yukarı gebelik süresi boyunca kendi ağırlığının 15 katı kadar büyüyor. 60-70 gram ağırlığındaki bir kadın rahmi, içindeki bebek hariç 1500 gram civarında bir büyüklüğe yol açıyor. Ve bu rahim tabakası, rahim dediğimiz organ, kastan yapılmış bir kese. Ve bu kesenin ağzı bütün gebelik süresi boyunca sıkı sıkıya kapalı. Çünkü içerideki bebeği korumak için bu kısmın kapalı olması gerekiyor. Ve bu kese 3 katmandan oluşuyor. Bu katmanların en dışında rahimi boydan boya saran, bir ucundan diğer ucuna kadar diklemesine kas tabakaları var. Ve gene bu organın en iç katmanında, iç kısmında gene bu rahimi halka şeklinde saran dairesel kas lifleri var. Doğum sırası, gebelik sırasında bütün gebelik boyunca bebek bu kesenin içerisinde korunuyor. Fakat doğum zamanı geldiği zaman bu kesenin kapalı olan ağzının açılıp bebeğin buradan, kendisi için açılan yoldan dışarı çıkması gerekiyor. Ve bu yolun açılabilmesi için de rahim tabakalarının, rahim kaslarının uyum içerisinde çalışıp bu yolun açılmasına izin vermesi gerekiyor. Doğum başladığındaki doğum kasılmaları sayesinde diklemesine kalan kas lifleri kasıldığında halka şeklinde olan kas liflerini çekerek bu yolun açılmasını sağlayacak. Bunun olması için de iki kas tabakası uyum halinde çalışıyorsa kadın bu olayı daha rahat atlatabiliyor.
Fakat bu uyumu bozan bir takım etmenler var. Bunların en başında doğum korkusu geliyor ve bu da ağrıya yol açıyor. Bu kasılıp gevşeme iki kas tabakasının uyum halinde çalışması sırasında bu kasların, kas liflerinin en önemli ihtiyacı oksijen. Biz gene doğumda, doğum sırasında nefes almanın öneminden bahsedeceğiz. Size nefes egzersizleri öğreteceğiz. Onlar için ayrı çekimler yapacağız. Bir kas lifi çalışabilmek için, kasılabilmek için oksijene ihtiyaç duyuyor. Eğer bir kas lifine yeterli miktarda oksijen gelmiyorsa, kan gelmiyorsa, bu kas lifi yeterince beslenemediği için bu işlem sırasında kaslarda oksijensizlik ağrısı ortaya çıkıyor. Peki neden oksijensizlik, rahim kasları oksijensiz kalsın? Burada aslında biraz sonra değinecek olduğumuz hormonlar var. O hormonlar içeri, hormonların işleyişi sırasında gene rahim kas, nasıl rahim tabakaları, rahim kasları uyum halinde çalışabilmesi için uyuma ihtiyaçları varsa, bu olayın gerçekleşebilmesi için de hormonların ahenk içinde salgılanabilmesine ihtiyaç var. Bize, o zaman bize düşen görev nefes tekniklerini öğrenmek ve doğum sırasında bunu kullanmak, doğum ağrısıyla baş etmek için kullanabilecek olduğumuz en önemli tekniklerden birisi. Bir kadın rahminin çocuk doğurmaktan başka bir görevi yok. Bütün kadın hayatını yaşa, kadının yaşamı boyunca bu organ her ay bir gebelik için hazırlanıyor. Ve bu hazırlığın sonucunda eğer bir gebelik oluşmazsa, gebeliğin oluşması için hazırlamış olduğu tabakayı atıyor. Bir sonraki ay yeni bir gebelik için hazırlanmaya başlıyor. Nitekim bir gebelik oluştuğunda bu oluşan gebelik materyalini bakıp, besleyip, büyütüp zamanı geldiğinde onu dış dünyaya göndermek için görevli. Bu rahim tabakasının en önemli görevler içerisinde, görevi arasında en önemli görevini teşkil etmiş oluyor. Bu işleyişin olabilmesi aslında, bu işleyiş rahimin temel görevi. Her organ, kendi görevini yerine getirirken ağrı duymuyorsa, eğer bu rahim denen organın görevi de sadece doğum yapmaksa, bu organın da doğum sırasında görevi olan işlemi yaparken ağrı hissetmememiz gerekir aslında. Peki ne oluyor da ağrıyı hissediyoruz? Bu olay ağırlı hale geliyor. Bunlardan bir tanesi, az önce demiştik, oksijen yeterince doğum kasının oksijenlenememesi. Peki bu oksijenlenememenin sebebi ne? Aslında hormonlardan bahsettik ve bu hormonların ahenk içinde salgılanması gerektiğinden bahsettik. Doğum sürecinin baş kahramanı aslında oksitosin. Ekranda da görüyorsunuz, oksitosin aslında sevgi hormonu ve sevginin bulunduğu her yerde bulunuyor. Oksitosin narin bir hormon. Oksitosin nazlı bir hormon. Utangaç bir hormon. Onun salgılanabilmesi için ortamın loş, sakin, güven içerisinde çok fazla şamatanın olmadığı bir ortama ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda bağlanmadan sorumlu. Kadın doğum sırasında oksitosin denizinde adeta yüzüyor. Kadın bedeni doğuma hazırlanırken aslında neler yaşaması gerektiğini, neler yapması gerektiğini biliyor. Ve oksitosin salgılandığında, rahim kasları kasılmaya başladığında kadının bundan rahatsızlık duyabilecek olduğunu farkında olan kadın bedeni kendisine bir destek sistemi devreye sokuyor. Bu da ikinci sırada görmüş olduğumuz endorfin hormonu. Endorfin hormonunun yanında mutluluk hormonu olduğunu da görüyorsunuz. Fakat endorfin aynı zamanda insan bedeninden salgılanan doğal bir ağrı kesici. Hatta dünyanın en güçlü ağrı kesicilerinden birisi. Evet, doğum sırasında oksitosin salgılanmaya başladığında az önce bahsetmiş olduğum rahim tabakaları, rahim kasları kasılıp gevşemeye başlayacaklar. Diklemesine olan kas lifleri kasıldığında enlemesine olan kas lifleri gevşeyerek, genişleyerek cevap verecekler. Ve bu kasılma sırasında oksitosinin vermiş olduğu rahatsızlığı beden endorfin salgılayarak rahatlamasını sağlayacak ve doğumun daha kolay, daha rahatlıkla gerçekleşmesini sağlayacak. Her şey güzel, oksitosin var, rahim tabakaları, kasları kasılıyor ve endorfin de bunun vermiş olduğu rahatsızlığı devre dışı bırakıyor. Peki bu haldeyken o zaman kadınlar neden ağrı duymaya duysunlar? Her şey bu şekilde devam ederse olay rahat gerçekleşecek. Burada sırada görmüş olduğunuz adrenalin aslında devreye giriyor. Ve adrenalin aslında bizi hayatta tutmaya yönelik çalışan bir hormon.
tehlike anında, korku anında salgılanıyor ve vücuttaki kanın büyük bir çoğunluğunun hayati organlara gitmesini sağlıyor. Çünkü amacı öncelikle beni hayatta tutmak. Eğer birey yaşamıyorsa, birey hayatta değilse geri kalan başka bir şeyin önemi kalmayacak. Bu durumda işte bebeğin de, doğumun da, başka şeylerin de önemi kalmamış olacak. Adrenalini de biz ne zaman salgılıyoruz? Korku hissettiğimizde salgılıyoruz. Bu korkunun sebebinin ne olduğu çok önemli değil. Bu belki bir vahşi hayvanın saldırması ilk insanlarda. Belki de günümüzde kulaktan duyduğumuz, başkasından edindiğimiz yanlış bilgiler. Belki de yersiz bizim kaygılarımız, endişelerimiz. Eğer kaygı, endişe, korku varsa adrenalini salgılıyoruz. Ve adrenalini salgılandığında endorfin ve oksitosinin salınımını bozan bir etki gösteriyor. Çünkü öncelik insan hayatında. Önce insan hayatı korunsun ki doğum ikinci sırada kalıyor. Adrenalin salgılandığında hayatta kalmak için, bizi insan organizmasını hayatta tutmak için vücuttaki kanın büyük bir çoğunluğu hayati organlara gider demiştik. Ve kadın rahmi hayati bir organ değil demiştik. Dolayısıyla doğum sırasında kasılıp gevşemekte olan rahime yeterli miktarda kan gitmezse bu dokuda oksijensizlik ağrısı ortaya çıkar. Bu da bize gösteriyor ki doğum sırasında nefes almanın, nefes tekniklerinin önemini ortaya çıkarmış oluyor. Tabii ki öncelikle korkuyu devre dışı bırakıp nefes egzersizlerini yaparsak bu daha da başarılı olacaktır. Rahmi bebeğin doğumuna yardımcı olmak için çok güzel dizayn edilmiştir. Korku tarafından engellenmezse uterusun çalışması da çok güzel olacaktır. Dolayısıyla korku doğum hanenin düşmanıdır. Korktuğumuzda bedenimizde bir çark dönmeye başlar. Korku, gerginlik ve ağrı çarkı. Eğer korkuyorsak kadının gergin olmaması mümkün değil. Gergin olan bir bedende de ağrının ortaya çıkmaması mümkün değil. Eğer korkuyorsak ve gerginsek bu da bizim ağrı duyacağımızı işaret eder. Ve ağrı hissediyorsak da bu sefer korkumuz biraz daha artar. Korku arttığında gerginlik de artar ve bu çark dönmeye başlar. Bizim bu çarkı bir yerinden kırmamız gerek. Ve bunu kırabilecek olduğumuz tek nokta var, o da korku. Korkuyu kırmak için bilgilenmeye ihtiyacımız var. İnsan en çok bilmediğinden korkar. Korkusuz doğum, eğitimli annenin doğumu, rahatlamış annenin doğumu, kolay bir doğum, aynı zamanda memnun kalınan bir doğum demektir. Yani bebeği yapan beden doğurmayı da bilir. Eğer anne gevşekse, derin ve uzun nefesler alıyorsa, eğer korku dolu ve stresli değilse, büyük olasılıkla bebeği de aynı gevşek halde, derin ve uzun nefesler alarak doğar. Çünkü bebeğiniz içinizdeyken onlar kan dolaşımını, hazmı, kalp atışını, nefesinizi duyarlar, hissederler. Tüm bunlar gevşek, yumuşak ve muntazam ise bebek de dünyayı o şekilde yorumlar. Dünyaca ünlü kadın doğum uzmanı Grantley Dicret'in dediği gibi çocuk doğurmanın esasen fiziksel olduğu kadar manevi bir başarı olduğunu da anlamamız gerek. Bir çocuğun doğumu insan sevgisinin en üst noktada tahammülüdür.